hadi toparlanın gidiyoruz. Düşmanı Sakarya doğusunda karşılamaya hazırlanıyoruz. Fakat biz burada kaldıkça ordunun Ankara'yı korumak duygusu içinde serbestçe savaşamayacağını düşündük. Bu sebeple Bakanlar Kurulu ordunun serbest hareket edebilmesini sağlamak için hükümet merkezinin Kayseri'ye naklini teklif etmektedir. Hayır olamaz, kabul edilemez. Kimse ayrılmaz burada. Anlatacağız arkadaş. Lütfen dinleyin efendim. Sakin ol. Lütfen dinleyin. Susalım. Sakin olalım. Bu hususta Yüce Meclis'in bir karar vermesini arz ederim. Söz istiyor. Buyurun Durak Bey. Efendim, Bakanlar Kurulu'nun teklifini reddediyor. Halk gidebilir. Aileler gidebilir. Memurlar gidebilir. Herkes gidebilir. Ama düşman bizi burada, elimizde silah, kendisini beklerken bulmalıdır. Doğru söylüyor. İşte bu kadar. Söz istiyorum. Buyurun Basri Bey. Meclisin geriye gitmesine razı olamam. Çünkü benim ayaklarım Kayseri'ye değil, İzmir'e yürümek istiyor. Lütfen efendim, sakin olalım, sükuneti bozmayalım. Şimdi tam lütfen oturalım. Tabii. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Susun. Lütfen efendim sakin olun. Söz mü istiyorsunuz Diyap Ağa? He ya. Buyurun. İlk defa kürsüye çıkıyor. Lafım kısa. Biz buraya niye geldik? Kaçmaya mı? Kavga ederek ölmeye mi? Heyecan rüzgarının arkası fırtınadır. Öyle görünüyor. Kayıplarımız belli oldu mu? Evet. 1600 şehit, 5000 yaralı. Kaçak sayısı? 30.000. Ne diyorsun? Ordunun yarısı. Anadolu'yu yüzlerce yıl yalnız canına, malına ihtiyacın olduğu zaman hatırlarsan, onun dışında kaderine terk ve cehalete teslim edersen sonuç böyle olur. İnsanlarımızın kafasını, yüreğini milli bir terbiyeden geçirmemişiz ki. Kalanlar da çok yoğun. Çevredeki halktan gönüllü işçi birlikleri kurduk. Tarlada çalışır gibi canla başla siper kazıyor, yol açıyor, sığınak hazırlıyorlar. Çoğu da kadın. Kadınlarımızın hakkını nasıl ödeyeceğiz bilmem. Ödeyeceğiz İsmet. Yeter ki kurtulalım. Şehir boşalıyor. Bu gidişle Asya yollarına geri döneceğiz galiba. Beyler, bu yenilginin hesabını sormayacak mıyız? Yahu vatan ayağımızın altından kayıyor. Şimdi hesap sormanın sırası mı? Tam sırası.
Şimdi sormazsak ne zaman soracağız? Ordu erimiş, düşman yeniden yürüyüşe geçtiği an biliniz ki kurtuluş kavgası bitti demektir. Fransızların güneyde yeniden harekete geçme ihtimali az. Riski göze alarak ikinci kolonumuzu Akşehir'e kaydırabiliriz. Tamam. Fakat merkez ordusu Pontus Rum çeteleriyle uğraştığı için... Zarar yok. İki tümeni var. Birini hemen batı cephesine yollayabilir. Hay hay. Başka? Bütün imkanımız bu efendim. Hepsi üç zayıf tümen, yetmez. Tasarruf edebileceğimiz en küçük birliği bile derhal cepheye göndermemiz gerek. Affedersiniz. Doğu cephesinden bir tümen isteyelim mi? Mümkün değil. O cephe Enver yüzünden hala hassas. Yoldaş Çiçerin. Evet. Enver Paşa geldi. İçeri alın. Peki. Hemen. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördün mü Molla Bey? Korkmaya gerek yokmuş. Bizim düzme kahramanlar daha bir haftada perişan oldular. Ya evet. Çok şükür. Bu daha bir şey değil. Bunlara daha ne oyunlar oynanacak göreceksiniz. Müsaadenizle. Tekrar ediyorum. Hiçbir ciddi zorluk olmadan Ankara'yı ele geçirebiliriz. Albay Sarıyannes'in fikri parlak görünüyor. Ama uygulama kabiliyeti yok. Türkler Eskişehir'den çekilirken bütün demiryolu köprülerini uçurmuşlar. 150 bin kişilik bir ordunun ihtiyacı karayoluyla sağlanamaz. Ne istiyorsun? Emrine yüzlerce kamyon verildi. Sen o mesafeleri, yolları inceledin mi? Ben Ankara'ya doğru yürüyüşü bir yıldır inceliyorum. Ben bir hafta inceledim ve şu kanaate vardım. Eğer Ankara'ya yürürsek yenilmemiz mukadderdir. Korkak! Rica ederim böyle konuşulmasına izin vermeyin. Bir takım hainler dışarıda savaş aleyhtarı bildiriler dağıtıyor. Burada zaferden şüphe ediliyor. Olmaz böyle. Beyler,